Ve değişim döneminde liderlerin ajandasına ilk oturumumuzla başlayacağız. Sektörleri ne bekliyor? Oturumunun moderasyonunu gerçekleştirmek üzere sahneye ZİP Türkiye CEO'su Sayın Burak Elgin'i alkışlarınızla davet ediyorum. Bu tarafa alabilirsem sizi Burak Bey. Konuşmacılarımı da teker teker sahneye davet edeceğim. Danone Global Başkan Yardımcısı Sayın Gamze Çuhadaroğlu geliyor alkışlarınızla. BSH Türkiye CEO'su Sayın Gökhan Sığın geliyor gene alkışlarınızla, güzel enerjinizle sahneye. Petrol Ofisi Grup CEO'su Sayın Mehmet Abbasoğlu. Uber Türkiye, İsrail ve Malta CEO'su Sayın Neyran Bahadırlı. Evet, Getir CEO'su Sayın Tuncay Tütek de aramızda olacaktı. Fakat babasını kaybettiği için, babası vefat ettiği için bugün aramızda yok. Ben kendisine başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Ve Burak Bey sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Sesim duyuluyor umarım. Güne bizle başlıyorsunuz. Bence mükemmel bir panel. Özellikle eşit dağılım, gender spesifik beni çok onore etti. İnşallah size keyifli bir panel sunarız. Sektör anlamında aslında birbirinden farklı sektörler. Dijitalleşme aslında bizim artık olmazsa olmazımız, hiçbir zaman kendi içerisinde bir sonuç değil, full bir süreç olacak bu. Her geçen gün yeni şeyler öğreneceğiz ve kendimizi ona göre adapte edeceğiz. Ben hızlı bir şekilde biraz ZİP'i sizlere anlatıp sonra da değerli panel arkadaşlarıma sorularımı başlayarak devam edeceğim. ZİP aslında dünyanın en büyük, şimdi al sonra öde, buy now pay later şirketlerinden bir tanesi. Yaklaşık olarak 14 ülkede milyonlarca müşterisi olan, her ülkeye spesifik çözümler sunabilen dijital bir kredi ürünü. Bunu Türkiye'ye getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz işin açıkçası. Yaklaşık olarak 2 yıllık bir süreçti. BDDK tarafından, Merkez Bankası tarafından lisansları alındı. Bugün Türkiye'de online ve offline dünyada müşterini odağına almış, en az sürtünmeyi yaratan, demin Engin Bey'in söylediği AI ve ML modellerini tahsisinin içerisine koymuş olduğu, bütün süreci baştan sona dijitalleştirmiş bir yapıyı getirdik bugün itibariyle Türkiye'ye. Bunun bir sonraki adımı olarak dijital cüzdanlardan offline dünyadaki mağazalara, kendi içerisinde sanal postlarından marketplace'lerin, pazar yerlerinin checkout'larına kadar önümüzdeki dönemde adımızı sık sık duyacağınızı ümit ediyorum. Kendi biraz özgeçmişimden de bahsedersem, ben uzun yıllar Amerika'da bankacılık yaptım. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. En güzel şeylerden bir tanesi oldu başıma gelen. Türkiye'de bankacılık yaptıktan sonra fintech dünyasına girdim. Bu dünya gerçekten kendi içerisinde sürekli evriliyor. Yeni challenge'lar çıkıyor, yeni pain point'ler çıkıyor. Bunların hepsini çözmek üzerine odaklanıyorsunuz. Bu büyük, büyük bir keyif. O yüzden şu anda ZİP'i de getirmenin dediğim gibi mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz diyeyim. Ve Gamze Hanım'la başlayayım. Gamze Hanım, hem biraz kendinizi anlatırsanız hem de ondan sonra uzun yıllardır bu gıda alanında var olmuşsunuz. Sektördeki gelişmeleri ve bir sonraki trendlerde neler bekliyorsunuz? Bizimle paylaşabilirseniz. Tabii ki. Sesim geliyor değil mi? Kısa bir kendimi tanıtayım önce. 17 senedir Danone'de çalışıyorum. Daha evvelini söylemeyeceğim. Bayağı uzun çünkü. Türkiye bebek mamasının Orta Doğu ve Türkiye genel müdürüydüm 8 yıl boyunca. Sonra şu hayatları burada görmek ayrıca çok mutlu ediyor beni. Hayat ve Sırma'nın genel müdürlüğünü yaptım. O zaman işte Sırma'nın Danone'a entegrasyonu içinde uğraştık. İki şirketin birleşmesi içinde. Son 3 senedir de Paris'te bu plant-based dediğimiz bitkisel bazlı ürünlerin global başkan yardımcısıyım. Trendleri sordunuz bana. Aynen. Önce bir dünyada neler oluyor onu anlatmak istiyorum. Çünkü çok güzel bağlanıyor trendler sonra. 2080 yılında dünya nüfusunun 10.4 milyara ulaşılacağı düşünüyor. Gezegenimiz bunu kaldırabilecek durumda değil. Yani böyle yaşamaya devam edersek, böyle gıdaları tüketmeye devam edersek bunu kaldıramayacağımızı biliyoruz. Obezite dünyada çok büyük bir sorun. Avrupa'nın %50'si kilolu, %20'si obez,
Avrupa'nın sadece, Amerika'yı katmıyorum bile bunun içine. Türkiye'de maşallahımız var, 32.1 gibi bir oranla dünyanın 17.si obezite olarak. Obezite harici alerjiler çok yükseldi, ciddi bağışıklık sorunları var, kanser falan bir sürü hastalık var. Ekonomik kriz, resesyon ve tabii enflasyon. Enflasyona bizler çok alışırız, güçlü kaslarımız var bizim ama Avrupa öyle değil. Avrupalı arkadaşlarımla konuştuğum zaman bittiler, mahvolmuş durumdalar. Çok eğleniyorum onlarla bu arada. Biz hani %100, %120 enflasyonlara alışmış bir halk olarak %10'larda bir kendilerini kaybediyorlar. İngiltere'de mesela şu anda %13.9 gibi son 3 ayda bir gıda enflasyonu var. Ve bu tabii insanları acayip etkiliyor çünkü gelirleri aynı oranda büyümüyor. İnsanlar gitgide daha ucuz ürünlere nasıl giderim? Hatta yeni bir Guardian'da bir şey okudum. Wonk Food diye bir şey var. Yani atılmak üzere olan ürünlerin satışı şu an %38 oranında artmış vaziyette. İnsanlar gıdalarından bile vazgeçip daha ucuz ürünleri nasıl alırım derdinde. Ve şu anda tabii ucuz marketler, işte Aldi'ler, Lidl'lar son 3 ayda yine %20 satışlarını arttırmış vaziyette. Türkiye'de de benzer bir trend var. BİM A101 şoklar şu an FMCG pazarının %49.1'ine gelmiş vaziyette. %2 gibi bir artış var geçen sene bu zamana göre. Bir de bence çok büyük bir gıdayla ilgili sorun, trend demeyeyim artık sorun, UN raporlarına göre aslında üretilen gıdaların %30'u atılıyor, çöpe gidiyor. Ve bunun içinde şirketler ve bir sürü kuruluşlar bunu nasıl önleriz diye çalışmaya başladı. Bir yanda dünyada çok büyük bir açlık var, bir yanda öbür taraftan da %30 gibi üretilen gıdaları çöpe atıyoruz. Yani bunun bir düzelmesi lazım ve farkındalık artıyor. Tabii pandemiyle beraber de büyük bir değişime sebep oldu. İnsanlar sağlıkların önemini daha iyi anladı. Biz Danone olarak ciddi şekilde sağlıklı ürünlere talebin arttığını görüyoruz. Ve you are what you eat, hani ne yersen osun gibi kavramlar çok daha fazla oturmaya başladı şu anda. Ve tabii sağlıklı ürün deyince aslında insanların aklına benim çalıştığım kategori bitkisel bazlı ürünler, yani plant-based dediğimiz, Türkiye'de de Alpro markasıyla piyasada olan ürünler akla geliyor. Hakikaten tüketicilerin kafasında sağlıklı beslenme plant-based diye oturmuş vaziyette. Bu daha çok daha gelişmiş ülkelerde ama gitgide daha başka ülkelere de yayılıyor. Türkiye'ye biraz baktığımız zaman ve dünyaya da aslında daha nükleer aileler, daha tek kişilik aileler var. Dolayısıyla yenilen gıdalar da ona göre değişiyor. Ve Türkiye'de çok iyi bir şey var. Biraz da tabii ekonomik krizle ilgili pandeminin de teşvik ettiği, evde haftanın 4.7 günü yemek pişiyor. Bu çok iyi bir şey. Avrupa'da da yavaş yavaş buraya doğru ilerliyor. Türkiye'de sporda hala aktif değiliz. %67'miz spor yapmıyor. Ve ciddi oranda televizyon seyrettiğimiz için akşam oturduğumuz zaman sürekli atıştırmalıklar yiyoruz. Aynen. Bayılıyoruz atıştırmalıklar yeni diye. Türkiye'deki trendler bu. Genel olarak baktığınız zaman ürünlerde, gıdada, benim daha çok ilgilendiğim kategorilerde de hep ekstra bir fayda vermek üzerine kurulu şeyler var. Mesela işte içten gelen güzellik, yok efendim kolajenler, detokslar gibi ürünler, kolesterol için ürünler, hep böyle bahsettiğim sağlık sorunlarına da daha çok yardım edecek. İşte bağırsak sağlığı, probiyotikler, prebiyotikler, mesela Activia gibi bir ürünümüz var bizim. Hakikaten çok başarılı ürünler bunlar. Ekstra protein, ekstra bağışıklık, kalsiyum, enerji, antistres gibi ekstra faydalar da
aslında gıda sektörünü şu an domine etmeye başladı. Evet, yok ben dediğiniz çok, çok doğru. Çok teşekkürler Gamze Hanım. Yani özellikle ailenin beraber oturup yemek yemesi hem fast food'dan biraz uzaklaştırıyor hem de dediğiniz gibi daha sağlıklı, hızlı yemenin de önüne geçiyor. Çünkü yediğiniz şeyin organik olmasından ziyade nasıl yediğiniz de çok önemli, takdir edersiniz ki. O yüzden ben de dediğinize çok katılıyorum. Gökhan Bey, tekrardan hoş geldiniz. Bize önce sektörünüz ve şirketinizin en azından bu yılki performansınızdan biraz bahsedebilirseniz. Nasıl bir yoldu? Neler bekliyorsunuz? Teşekkürler. Ben Gamze Hanım'ın bıraktığı yerden alayım. Haftanın 4.7 günü evde yemek pişiyormuş. Direkt bizi ilgilendiriyor bu konu. Dolayısıyla evde ne kadar çok yemek pişerse bizim işlerimiz o kadar iyi oluyor. Evet. Elbette 2021 senesinin esas belirleyicisi hala salgın sonrası dinamikler. Hatta salgının sonuna doğru olan dinamikler olduğu için ev hayatı çok yoğun, egemendi. Dolayısıyla bizim işlerimiz 2021 senesinde sadece Türkiye'de değil dünyada da iyi gitti. Ama biraz başına döneyim çünkü sektörü sordunuz, endüstriyi sordunuz. Evet. Türkiye için bizim sektörümüz çok büyük bir sektör. Çünkü dünyanın toplam üretiminin %7'si Türkiye'de gerçekleşiyor beyaz eşya endüstrisinde. Türkiye'nin ekonomisinin, dünya ekonomisinin yerini mukayese ederseniz çok olağanüstü bir fark olduğunu göreceksiniz. Üretim kapasitesi olarak dolayısıyla Çin'den sonra Türkiye ikinci. Türkiye kapasitesinin yaklaşık 1/3'ünü iç pazarda tüketiyor. 2/3'ünü ise çevre, komşu ülkelere veya daha uzak bazen kıta aşırı ülkelere ihraç ediyor. Çünkü kalite çok yüksek. Böyle bir hacim, böyle bir kapasite olmasına rağmen bu sektör hala ilgi çekmeye devam ediyor. Çünkü hem bizlerin hem de rakiplerimizin, var olan rakiplerimizin kapasite yatırımlarını biz gözlemliyoruz. Hem de bunlar uzun vadeli kapasite yatırımları değiller. Gayet yakın zamanda hayata geçecek faaliyetler. Ayrıca yeni girenler de var. Yani birkaç sene önce Çinli büyük bir oyuncu Türkiye'ye girdi ve onlar da hızla genleşmeye çalışıyorlar. Özellikle Rusya pazarının kapanmasından sonra birkaç yeni oyuncunun daha bu alana ilgi duyduğunu yakından takip ediyoruz. Evet. Dolayısıyla elbette Çin'deki üretim kapasitesinin geçecek bir hal yoktur. Ama oldukça büyük adımlar atılacağı da aşikardır. Ama tabii bu endüstrinin bir zayıf tarafı var. O da nedir? Elbette çok yüksek marjlı bir endüstri değil bu. Doğru. Dolayısıyla malzeme fiyatlarındaki değişiklikler, enerji, navlun fiyatlarındaki değişiklikler, dalgalanmalar çok derinden etkiliyor karlılıkları ve sürdürülebilirliği. Dolayısıyla bizim 2022 senesinde gözlemlediğimiz en büyük etki, hem bizden hem de sektör açısından malzeme maliyetlerindeki yükselişin çok hızlı şekilde devam etmesi ve büyük ihtimalle en büyük etkisini 2022 senesinde göstermesi oldu. Bir iki rakam vermek gerekirse, Türk lirası mukayeseler yapmayacağım çünkü orada biliyorsunuz enflasyon yüzünden zaten rakamlar 2 ile çarpıldı, 2,5 ile çarpıldı. Söylediğim mukayeseler dolar bazındadır. Malzeme maliyetlerinin yaklaşık artışı %35 mertebesinde oldu bir yıldan diğer yıla. Navlun maliyetleri de ortalama geçen yıl ortalamasıyla mukayesede yaklaşık %30 yukarıda. Hacimli havaleli malların üretildiği, geliştirildiği, dağıtıldığı bir ortamda bunlar çok büyük yükler. Evet. Elbette endüstrimiz çok da büyük bir istihdam yükü taşıyor. Biz bunu çok iyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü ülkenin sürdürülebilirliği için bu istihdamın sürekli olması lazım. Dolayısıyla bütün bu maliyet koşullarına rağmen endüstriyi görüyoruz ki biz de bu konuda çok ciddi şekilde ön aldık. Bu maliyet artışlarının çok büyük kısmını piyasaya, müşterilere hiçbir şekilde yansıtmadı. Dolayısıyla bizim sektörümüz bütün bu handikaplara, malzeme eksikliği, malzeme maliyetlerindeki aşırı reel artışlar, enerji maliyetlerindeki reel artışlar, navlumdaki reel artışlara rağmen 3 aşağı 5 yukarı pek çok oyuncu kapasitelerini, mümkün olan kapasitelerini, tedariğin imkan verdiği, izin verdiği ölçüde sonuna kadar kullanabildiler. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında 2022 senesi, bizim sonuçlarımızı ben gayet net biliyorum, çok iyi ama sektörümüzden çok iyi sonuçlar çıkartacağını şimdiden öngörebiliyorum. Kapasiteyi tam dolu kullanmak bizim sektörümüz için çok önemli çünkü demin söylediğim gibi hem büyük bir istihdam var hem de sabit maliyetler çok yüksek olabiliyor. Tabii. Dolayısıyla Türkiye'nin çok büyük bir ihracat kalemi bizim sektörümüz. Öte yandan sürdürülebilir kalıcı istihdam yaratmanın da iyi bir yolu. Ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan pazar kapanmaları bizim sektörümüze eninde sonunda olumlu etki edecek. Çünkü hem esas üretimle hem de esas üretimin gerektirdiği yan sayın açısından oldukça büyük bir atılım geleceğini biz görüyoruz. Çünkü Rusya pazarı birdenbire kapandı. Bazı rakiplerimiz oradaki kapasiteleri satın aldılar. Dolayısıyla oradaki ilgilerini gösterdiler. Ama çok atılgan oyuncular söylediğim gibi Türkiye'de yatırım yapıyorlar. Biz ne yaptık böyle bir durumda şirket olarak?
Rusya bizim büyük bir ihracat kalemimizdi. Ukrayna önemli bir ihracat adresimizdi. Otomatikman böyle bir ortamda aktif bir şirketin dinamik bir ekibin yapacağı gibi hemen yeni pazarlar bulmak adına veya var olduğumuz yerlerdeki pazarları geliştirmek adına hızlı bir hamle yaptık. Bütün bunu da demin bahsettiğimiz yüksek malzeme maliyetleri, yüksek enerji maliyetleri, yüksek navlu ortamında yaptık ve başarılı da olduk. Sektör bence bu konuda gayet iyi bir şekilde rüştünü ispat etti. Türkiye 2020 ve 2021 salgından bahsederken devlet erkanı sürekli işlerin iyi gittiğini bizim sektörümüzden belirtmişti. Çünkü evet. Evde ne kadar çok yemek pişerse o kadar iş oluyor bizim açımızdan. Bu bizim açımızdan çok belirleyici oldu. Esas belirleyici ama söylediğim gibi fiyat artışları maliyetlerin gerisinde kaldı. Avrupa pazarı biraz küçülmeye başladı. Çünkü evde daha çok yemek pişti ama salgından sonraki etki olarak baktığımız zaman elbette dışarı çıkma artınca harcanabilir gelirin sosyal yaşama harcanan kısmı otomatikman yerine gelmeye başlayınca evin içine olan ilgi biraz düştü. Bunun üzerine elbette hem savaş geriliminin hem de enerji fiyatlarındaki artışın getirdiği kaygı eklenince tüketiciler birazcık alışverişten soğumaya başladı Avrupa'da. Dolayısıyla bizim sektörümüzün sağlıklı yapısını koruması için önümüzdeki sene iç pazarı en azından bu seneki kadar kuvvetli götürmesi. Biraz küçülme olmasına rağmen o normal bir küçülmeydi. Ben onu çok kötü görmüyorum. Biraz da baz etkisi var çünkü salgın yıllarında inanılmaz atak aylar olmuştu. Normalleşmeye başladı o işler ama ihracatın geçen seneki kadar bu seneki kadar seviyede kalması 2023 için iyi bir haber olur. Evet. Dolayısıyla ilave kapasiteleri satmak için adım gibi eminim bütün firmalar ihracat pazarlarında daha da aktif, daha da atak olacaklar. Aynen. Evet, çok doğru söylüyorsunuz Gökhan Bey Hocam. Eklemek istediğiniz başka? Yok, teşekkür ederim. Bayağı bir şey anlattım. Teşekkürler. Ben de dediklerinize çok katılıyorum. Yani bizim özellikle hani ben kendi sektörüm tarafından baktığım zaman Türkiye ödeme sistemleri tarafında gerçekten çok sofistike bir market. Sizin endüstrinizin anlamında da bu kadar sofistike olup ve dışarıya bu kadar ihracat yapıyor olması da ayrı bir gurur kaynağı bizler adına. Çok teşekkürler. Mehmet Bey, size de aynı soruyu sorayım. 2022 hem biraz sektörden hem biraz kendi şirketinizden bahsedebilirseniz nasıl bir yoldu, neler bekliyorsunuz önümüzdeki dönemde? Teşekkür ederim. Açıkçası 2022 bizim sektörde hiç beklenilmedik şekilde gelişti. Sektörü ve özellikle bizim şirketi Petrol Ofisi'ni iki kapsamda değerlendirmek doğru diye düşünüyorum. Bir operatif anlamda, bir de finansal anlamda. Çünkü ikisi arasında ciddi farklar oluştu sektörümüzde ve şirketimize dair. Operasyonel tarafta Petrol Ofisi olarak iştigal içinde bulunduğumuz her dikeyde akaryakıt olsun, madeni yağ olsun, denizcilik, havacılık, toptan, kamu, sınır ticareti liderliğimizi perçinlediğimiz bir yıl oldu. Hem volümetrik açıdan hem finansal açıdan. Fakat açıkçası bu kolay gerçekleşmedi. Zira hatırlarsanız senenin başında Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle çok ciddi bir arz şoku yaşadık. Şu anda Rus malını çok kolay bulabiliyorsunuz ama ilk başlarda senenin başında Rusya'dan hiçbir molekül ithal edilemez durumdaydı sektör. Ve bizim Karadeniz bölgemiz, ülkemizin havaalanımız, İGA'mız dahil olmak üzere bütün molekül ikmalini Rus veya Rus menşeli mallardan yapıyor. Dolayısıyla bu tedarik kanalı kesilince ve bizim de malum Samsun ve Trabzon terminallerimiz bu bölgeden beslendiği için bu bölgelerde çok ciddi bir stock out dediğimiz akaryakıtsız kalma durumuyla karşı karşıya kaldık. Altyapımız, terminallerimiz, depolama sistemlerimiz sayesinde bu şoku atlattık. Tabii bu ikmal ve arz şokuna ek olarak sektörde mehter marşı gibi hareketler gerçekleşti. Hatırlarsınız ilk önce savaşın yarattığı bir fiyat şoku oldu. Sonra Covid sonrası Çin'de tüketim çok azaldı. Bunun fevkinde küresel olarak faizlerin yükselmesi, büyüme oranlarının azalmasıyla talep tarafında ciddi bir azalma meydana geldi. Ve bütün bu gelişmeler maalesef senkronize değil, çok ayrı zamanlarda oluştu. Ve fiyat farkları, fiyat ayarlamalarının frekansı çok arttı. Bunu telafi etmek için üretici şirketler üretimlerini kıstılar.
Bahsettiğimiz günde 2 milyon varillik aşağı ve yukarı oynamalar gerçekleşti. Ve bu kadar fiyat oynamalarının gerçekleştiği ortamda müşteri memnuniyeti çok fazla olmadı açıkçası. İşte zaman öncesi tüketiciler istasyonlara geldi, toptancılar bizim terminallere geldi, ucuz fiyattan mal çektiler. Biz onları yüksek fiyattan yerine koymak zorunda kaldık. Ve bu tür krizler açıkçası operatif anlamda bizi zorladı. Finansal tarafta ise operasyonu bir şekilde atlatmamıza rağmen, başarılı bir şekilde yönetmemize rağmen malum ülkemizin konjonktürü bizi oldukça sıkıştırdı. Yurt dışı piyasalara açılımımızın, hedge pazarının hem FX tarafında hem commodity, MTA tarafında kısıtlanması bizi daha kısa vadeli hedge yapmadan mal alıp satmaya yönlendirdi. Bunun ötesinde tabii petrol ofisi dediğimiz zaman 200 milyar TL'lik cirodan bahsediyoruz. 10 milyar doların fevkinde. Yani bu rakam sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok önemli bir rakam. Bu cironun işletme sermayesinin ve onun fonlama ihtiyacının değişken faiz oranlarıyla ve sermaye piyasalarına kısıtlanmasıyla ne kadar zor olduğunu hepimiz tahmin edebiliriz. Aynen Gökhan Bey'in dediği gibi mevzuat gereği biz satış marjlarımızı TÜFE'ye endeksli olarak ayarlayabiliyoruz. Fakat maliyetlerimiz, navlun olsun, personel ihtiyacımız olsun, ÜFE tarafından yani neredeyse marjımızın iki katı şekilde arttığı için aynı zamanda masraflarımızı yönetmek gibi bir sorunla karşılaştık. Bir de tabii finansal göstergelerimiz şimdi sektör açısından çok olumlu gözüküyor ama bana göre burada biraz hormon faktörü var. Zira bizim sektörümüz 20 günlük bir ulusal stok mükellefiyeti tutmak zorunda. Yani geçen sene satışlarımızın 20 günü bizim mücbir sebebe karşı depolarımızda bulundurulmak zorunda. Tabii emtia fiyatları bir evvelki sene eksilerden 3 haneli rakamlara çıkınca bir anda bu tuttuğumuz stokta inanılmaz hormonlu kar yazmak zorunda kaldık IFRS gereği. Bu karı da tabii devletimizin zaten çok önemli bir vergi tahsildarıyız. Vergi olarak FABÖK'ün alt tarafında gösterdik. Burada bir sıkıntı yok ama tabii bu vergi çok ciddi bir nakit akışı çıkışı gerçekleştirdi. Ve bu bağlamda finansal açıdan operasyon tarafında olduğu kadar çok da başarılı bir yıl olmadığı kanısındayım. Gelecek sene bakalım bizi neler bekliyor. Hem enerji piyasasında hem sermaye piyasalarında. Ama bunu da cesametimizle, ölçek ekonomimizle yönetebileceğimizi düşünüyorum. Yani ben finans sektörünün çok zor olduğunu birebir tecrübe etmiş bir insanım. Eğer bir sektör ondan zorsa gerçekten enerji sektörü onu çok zorluyor o anlamda. Çok haklısınız. Gerçekten zor bir yıl hem konjüktürel anlamda hem de iç dinamiksel anlamda. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Neyren Hanım, hoş geldiniz tekrardan. Size biraz hani meşhur Uber'i bir anlatmanızı rica edeceğim. Türkiye'deki son durum nedir? Bize bu anlamda biraz bilgi verirsiniz. Belli başlı kısıtlamalar vardı. Oralarda nasıl ilerlemeler kaydettiniz? Son durumdaki yeniliklerle tekrar nasıl başladığınızı bize özetleyebilirsiniz. Tabii ki. Öncelikle Uber'in globaldeki durumundan kısaca bahsedeyim. Ondan sonra Türkiye'deki hikayemizi özetlemeye çalışayım. Uzun bir hikaye. Globalde Uber 2009 yılında kuruldu ve çok hızlı bir şekilde dünyaya yayıldı. Bugün dünyada 71 ülkede 10 binden fazla şehirde faaliyet gösteriyor. Çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdi ve bugün dünyanın en büyük, en bilinen teknoloji şirketlerinden bir tanesi. İnsanların günlük hayatına dokunan. Aslında baktığınızda Uber'in iş modeli, hizmetleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Çünkü her ülkenin regülasyonları farklı, dinamikleri farklı. Hatta aynı ülke içinde farklı farklı şehirlerin de regülasyonları farklı olabiliyor.
Örneğin Amerika'ya baktığınızda Amerika modeli çok liberal bir model. Yani sizin özel aracınız var, özel aracınızla kolayca Uber sistemine kaydolabiliyorsunuz ve kazanç elde edebiliyorsunuz. Ve bu üniversite öğrencileri için, kadınlar için, ev kadınları için ek gelir imkanı yaratan aynı zamanda bir iş istihdam kolu. Avrupa'ya baktığınızda daha regülatif, lisanslı taşımacılık şirketleriyle hizmet verilen bir model var. Biz Türkiye'de Amerika modelini hiçbir zaman denemedik, hiçbir zaman hayata geçirmedik. Avrupa modelini, yani özel lisanslı taşımacılık şirketleriyle çalışarak UberXL'i hayata geçirdik. UberXL İstanbul'a çok iyi geldi. Çok kısa zamanda çok popüler bir ürün oldu. Çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdik. Fakat UberXL ürünümüze bir haksız rekabet davası açıldı. Bu davanın sonucunda da Uber'e Türkiye'de bir erişim engeli geldi. Bu erişim engeli bizim hiç beklemediğimiz bir karardı. Bu kararı itiraz ederek üst mahkemeye taşıdık. Yaklaşık bir sene kadar mahkemelerde çalıştık, uzun süreli çalışmalar tamamladık. Ve en nihayetinde geçtiğimiz yıl, 2021 yılı Ocak ayında üst mahkeme Uber'e Türkiye'de gelen erişim engelini kaldırdı. Uber'in yasal statüsü Türkiye'de netlik kazanmış oldu ve mahkeme Uber'in taksilerle, taksi plakalarıyla çalışmasına izin verdi. Uber de Türkiye'deki stratejisini buna göre adapte etti ve geçen yıl Ocak ayında Uber Taksi lansmanını yaparak uzun soluklu bir şekilde tekrar Türkiye'de tam olarak operasyonlarımıza geri dönmüş olduk. Ve gördük ki taksi hizmeti bile olsa gerçekten Uber'de, Türkiye'de Uber'in gerçekten özellikle İstanbul'da çok sadık bir kullanıcı kitlesi var. Bir sene içinde tekrar bu turnaround dedikleri şey çok kısa bir şekilde tekrar toparladık ve geçen yıl bir yılda 9.2 milyon kez Uber uygulaması Türkiye'de araç çağırmak için açıldı. Bu seneki performansımıza baktığımızda ise ilk 9 ayda 18 milyon kez Uber uygulaması araç çağırmak için açıldı. Yani geçen seneyi ilk 9 ayda iş hacmimizi ikiye katlamış olduk. Bu sene Ocak ayından beri çoğunluğu İstanbul olmak üzere Uber uygulamasını 35 bin taksi sürücüsü kullandı. 35 bin taksi sürücüsü Uber'le kazanç elde etmiş oldu. Ve şu an itibariyle Uber uygulamasının Türkiye'de indirilme sayısı 5.7 milyona ulaştı. Gerçekten globalde de Türkiye'yi bu Uber'in gözünde çok önemli bir pazar haline getirdi. Özellikle şunu da altını çizmek istiyorum. Bu sene Şubat ayında, bu sene başında Uber Taksi, siyah taksi ürününün lansmanını yaptık. Yani siyah taksiler aslında UKOME regülasyonlarında olan siyah taksi taksimetresiyle sarı taksiye göre yaklaşık iki katı fiyatla çalışan, bizim yine UberXL'deki gibi siyah minivanlerle hayata geçirdiğimiz bir proje oldu. Böylece Uber kullanıcılarına yine İstanbul'da istedikleri daha lüks, konforlu hizmeti siyah taksilerle, siyah taksi projemizi sunmaya başladık. Sarıdan siyaha bir dönüşüm projesi başlattık. Sarıdan siyaha dönüştürmek isteyenlere bazı minivan şirketleriyle anlaşma yaparak uygun fiyatlı finansman desteği sağlamaya başladık. Genel olarak siyah taksi ürünümüz çok başarılı bir şekilde büyüdü sene başından beri. Ama o alanda kat edecek çok yolumuz var. Çünkü halen İstanbul'da siyah taksi sayısı sarı taksi sayısına göre çok çok az. Ve bu dönüşüm projesini devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki sene için önceliklerimizden bir tanesi olacak. Ve de tabii ki Uber uygulaması ile İstanbul'daki taksi kalitesini daha da arttırmayı hedefliyoruz. Çok teşekkürler. Benim en favori uygulamalarımdan bir tanesi, yurt dışına çıktığımda sürekli kullandığım.
İkinci bölüme geçtiğimiz zaman orada biraz dijital dünyada, yani dünyadaki özellikle finansal teknoloji tarafında neler değişiyor ve bu anlamda hani firmalarımız kendilerini nasıl pozisyonluyor özelinde biraz konuşmak istiyorum. Orada aslında dünyaya baktığınız zaman dünya çok enteresan bir evrilmeden geçiyor. Geçen gün yapılan bir araştırmada detaylı gördüm. Fortune 500'deki şirketlerin normaldeki Fortune 500'ı takdir ettiğiniz üzere dünyanın en güçlü bilançolarına sahip şirketler oluyor belli bir süre. Yaşam ömrü 70 yıl. Bundan böyle 1980'den 2000'lerin ortalarına kadar. 2010'dan sonra Fortune 500'deki yaşam ömrü 10 yıl ila 15 yıla düşüyor. Yani bu neyi gösteriyor? Değişime adapte olamayan, teknolojinin ruhunu yakalayamayan şirketler bilançoları ne kadar güçlü olursa olsun ne yazık ki istedikleri güçte olamıyorlar. Zaten orada gerekli aksiyonları almadıkları zaman da atıl bir kampanya olarak kendilerini dışarıda buluyorlar. Ben aslında buradaki değişimi biraz şeye yoruyorum. 1980'lerin başında biliyorsunuz çok ürün odaklıydı şirketler. 80'lerden sonra ürün ve servisi kendi merkezine aldı ve o şekilde kendi stratejisini belirledi. Ondan sonra 2000'lerle beraber müşteri odaklılık geldi hayatımıza. Ama o da aslında bütün puzzle'ı tamamlamıyordu. Müşteri odaklılıktan ilişki odaklılığa geçildi. Bugün aslında Uber'in de bu bütün sektörü disrupt eden Airbnb'sinden farklı büyük şirketlerin hepsi ilişki konseptini merkezine almış. Facebook, Google, Amazon bunların hepsi bu şekilde olmuş. Zip de aynı şekilde. Demin size açılış konuşmasında söylediğim müşteri sürtünmesini en minimum yapıp transparan ilişkiyi en maksimize edip girdiği finansal ilişkide ona en avantajlı sonucu ve ürünü sunduğu yapıyı hem dediğim gibi online ve offline'da hayata geçirmeye çalışan bir şekilde stratejisini belirledi ve bu anlamda da ilerledi. Gamze Hanım'a döneceğim. Orada aslında kendisi biraz ilk konuşmasında bahsetti ama özellikle bu plant-based sizin tarafta çok odaklı olduğunuz bir şey. Bu alanda neler oluyor? Biraz onu anlatabilirseniz ve sizin de buradaki büyüme ve yani varlığınızı nasıl maksimize etmeyi düşünüyorsunuz? Paylaşabilirseniz çok mutlu Tabii olurum. Tabii ki. Şimdi plant-based dediğimiz zaman bir isterseniz anlatayım. İkiye bölünüyor plant-based. Bir süt bazlı ürünler, yani süt, yoğurt, dondurma, tatlı, peynir, aklınıza ne geliyorsa ki Danone'un varlığı bu alanda zaten ve bütün bu kategorilerde varız. Yani hakikaten bir yurt dışına gittiğinizde Alpro'nun yoğurdunu, dondurmasını tatmanızı çok isterim. Ben bizim araştırma, geliştirme veya inovasyon merkezine gittiğim zaman sabahtan dondurmaları yemeye başlıyorum akşama kadar. Muazzam bir lezzetle ürün sunuyoruz. Türkiye'de şu anda sadece sütlerimiz var. Soya sütü, işte badem sütü İngilizceye gittiği için İngilizce kullanmamaya çalışıyorum. Bir o kategori var. İkincisi bir de etlerin, işte et, tavuk, balık, aklınıza gelebilecek her türlü etin plant-based versiyonları da var. Duydunuz biliyorsunuz Impossible Burger, Beyond Meat gibi çok ciddi markalar piyasaya çıktı ve o kategoride çok hızlı büyüyor. Danone aslında dediğiniz gibi çok vizyoner bir şirket. 2017'lerde bu plant-based markalarını şirketini satın alıyor ve bünyesine geçiyor. Daha hiçbirimiz doğru düzgün hani plant-based nedir, bitkisel bazı ürünler nedir tam bilmediğimiz zamanlarda. Ve biz işte Alpro, Silk, So Delicious ve Provemel markalarıyla dünyanın lider markasıyız. Olduğumuz her ülkede neredeyse %85'inde diyeyim, bazı ülkelere daha geç girdiğimiz için yakalıyoruz ama lider pozisyondayız. Ve bu bahsettiğim bütün süt kategorilerinde varlığımız var. Şimdi bu piyasayı anlatırsam size, Türkiye'de bu kadar hissetmiyoruz ama dünyada çok hızlı büyüyen bir pazar, deli bir pazar, çift haneli büyümeler var. Her sene 300 rakip piyasaya giriyor. Yani takip edemez durumdayız artık giren rakipleri. Çünkü startuplar özellikle çok meraklı bu pazara. Biraz uluslararası büyük şirketler geç girdi bu pazara, geç anladılar diye düşünüyorum. Çünkü bayağı şirketler burada, o startuplar, işte Oatly mesela söyleyebileceğim, Coconut World diye bir şirket var. Çok hızlı gelişmeler oldu bu pazarda. Ve
aynen süt pazarında ve süt ürünlerindeki pazarda olan alt segmentler burada da var. İşte çocuğu var, işte daha yaşlılar için ürünler var. Ekstra faydalar veriliyor, proteini, kolesterolü, aklınıza ne gelirse. Birebir aslında ana kategori diye süt kategorisini düşünürsek onun aynısı bu kategoride de var. Şimdi perakendiciler de çok uyandı bu sektöre. Yani acayip büyüyen bir sektör ve bu pazarda lider şirketler, yani bizimle özellikle çok ciddi el ele perakendede nasıl bu kategoriyi büyütürüz, ne yapabiliriz diye çalışıyorlar. Ve süt bazlı ürünlerin hemen yanında plant based dediğimiz alternatiflerini raflarını büyütüyoruz şu anda ve yakın zamanda yani aynı oranda raflarımız olacak. Yetmez, perakendiciler kendi markalarını da çıkartıyorlar bu kategoride, plant-based kategorisinde. Hızlı gıda zincirleri, McDonald's'lar, işte Taco Bell'ler, Burger King'ler, hepsi bu kategorinin ürünlerini Starbucks, Pret a Manger mutlaka bulunduruyorlar verdikleri alternatif ürünlerde. Çünkü tüketiciler talep ediyor artık. Peki tüketicilerde ne oluyor diye baktığımız zaman tüketicilerde aslında üçe ayırabiliyoruz onları. Bir veganlar var, bir vejeteryanlar var. Fakat bu ikisi çok büyüyen kategoriler değil, tüketiciler değil. %6'sı aşağı yukarı. Geri kalan %50'si flexitarian dediğimiz tüketiciler ki gururla söyleyebilirim ki bizim yarattığımız bir tüketici grubu bu. Biz çünkü sürekli tüketicilere şunu söylüyoruz. Sağlığınız için ve dünya sağlığınız için her gün biraz daha küçücük adımlarla daha fazla bitkisel bazlı ürünler kullanın. Ve bunlara flexitarian diyoruz. Yani aslında hafta arası mesela daha çok bitkisel bazlı ürünler kullanmayı seçiyorlar. Ama hafta sonu bir ya steak mi yiyeyim işte bir dondurma mı yiyeyim bırak diyen tüketiciler. Ve bu tüketicilere baktığımız zaman %50'si diyor ki ben gün geçtikçe daha fazla bitkisel bazlı beslenmeye devam edeceğim. Peki neden istiyorlar bu kadar bitkisel bazlı beslenmek? Artık hepimiz biliyoruz hayvansal gıdalar sağlığımıza iyi değil. En çok da Amerikan Kalp Sağlığı Vakfı'nın verilerine göre işte kalp sağlığı, tip 2 diyabet, kanser hastalığı, yüksek tansiyona karşı bu hayvansal bazlı beslenmeleri durdurmamız ve çok azaltmamız gerekiyor. İkinci bence en büyük konu dünyanın sürdürülebilirliği için çok önemli. Çünkü neden? Aynı oranda gıdayı üretmek için hayvansal gıdalarda karbondioksit salınımı 2,5 kat. Tarım alan olarak 2 kat daha fazla alana ihtiyacı var hayvansal gıdaların. 4 kat daha fazla su tüketilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da çok önemli. Bir de Avrupa'da çok önemli olan bir konu. İnşallah Türkiye'de de zamanlı olacak. Hepimizde vardır eminim. Fakat hayvanların yani refahı için. Hepimiz bir sürü belgesel izlemişizdir son senelerde. O hayvanların nasıl sıkışık vaziyette fazladan şişmanlatılarak daha fazla besi alalım diye beslendiğini biliyoruz. Ve Avrupa'da bu çok çok ciddi bir konu. Enteresan şeyler oluyor bu pazarda. WWF'in Hollanda eylem planında şunu öneriyorlar. Haftada en fazla 2 burger kadar et tüketin. Daha fazla tüketmeyin diyorlar. Ve biz peki Danone olarak ne yapıyoruz? Biz ana kategoride yani süt bazlı ürünlerin tadını birebir yakalamaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Yani tüketicilerden bir değişim, alışkanlık değişimi bekliyoruz. Bunu ancak ana kategorideki tadı yakalarsak buluruz. Avrupa'da şu anda biraz gururla da söylüyorum. Almanya, İngiltere'de not milk diye bir ürün lanse ettik. Not milk aynen o ülkelerin süt kodlarının birebir aynısı, birebir tadında. Fakat it's not milk, yani not milk diye bir ürün çok büyük başarı elde ediyoruz. Ve biz her gün ama bu kategorideki bu tadı, lezzeti yakalamak için uğraşıyoruz. Senede 212 gibi bir inovasyon zincirimiz var, bütün dünyaya yaptığımız tabii. Ve her kategoride ürün çıkartıyoruz. Fiyat çok önemli.
Tüketicilerden bir değişim bekliyorsanız mutlaka fiyatın ana kategoriye yakın olması lazım. Bulunabilirlik, biraz evvel bahsettim, evet. Perakendecilerimizle çalışmalarımız. Sizin dediğiniz gibi reklamlar ve reklam haricinde tüketicilerle ilişkiler çok önemli. Biz dijitalde sürekli tüketicilerimizle, farklı gruplarla, özellikle mesela baristalarla çok yakın ilişkilerimiz var. Baristalarla birebir eğitimler veriyoruz. Tüketicilere birebir nasıl daha fazla plant-based ürünler yapabilirler eğitimleri veriyoruz. Ve ilişkiler kuruyoruz onlarla. Ve geri dönüştürebilir paketlerimiz bu kategoride çok önemli. Çünkü biz sürdürülebilir bir dünyadan bahsediyoruz. Bütün olarak da bahsettiğim gibi 4 marka ile piyasadayız. Dünya lideriyiz bu konuda. Kategori çift taneli büyümelerle büyüyor. Vaktimiz kalacak mı bir soruya da? Kalmayacak gibi. Onun için de şunu söyleyeyim. 2025 yılında biz bizim süt bazlı ürünlerin dünyada 20 milyar euroya ulaşacağını, et bazlı ürünlerin okuduğum kadarıyla, çünkü biz o kategoride değiliz, aşağı yukarı 17 milyar euroya ulaşacağını ve Danone'un süt bazlı kategorisindeki varlığının piyasalara verdiğimiz söz 5 milyar eurolara geleceğini söz veriyoruz. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim Gamze Hanım'dan duyduğum, akşam ocak başına gidemiyoruz kendisiyle. Gitmeyin. Buradan gitmeyin. Mesaj, haftada bir gidin. Flexitarian olun. Aynen. Çok teşekkürler tekrardan. Gökhan Bey, aslında sizle de demin bu konuları konuşurken biraz bu yıl yeni projeleriniz, yeni yatırımlarınız neler var? Biraz onları duymak istiyorum. Bir de dediğim gibi vakiti de daha doğru kullanmak anlamında kendi tarafınızda dijitalleşmede geldiğiniz, yatırımlar sonrası geldiğiniz düzey, e-ticarette yaptığınız yatırımlar, ikisini bir toplayıp bizle paylaşabilirseniz. O zaman bunu son tur olarak mı alayım? Öyle düşünürsek tamam. Daha iyi olur sanırım. Peki. Bizim 2023'e girerken ve daha sonrası için önceliklerimiz ne diye baktığımız zaman birincisi en kısa vadede yaşadığımız en büyük problemi çözmemiz gerekiyor. Biz ortalamada rakiplerimize göre daha fazla çip kullanıyoruz, daha çok elektronik kullanıyoruz ürünlerimizde. Dolayısıyla bu tedariğin güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Çünkü doğru. Sektörümüz dışından gelen bir rekabet geldi, bütün düzeni alt üst etti. Biz de bundan oldukça fazla etkilendik. Dolayısıyla hem mümkün olduğu tedarikte Çin'den uzaklaşma, dolayısıyla daha yakın yerlerden bu kaynakları sağlama, bu imkanları sağlama konusunda tedarikçi geliştirme çalışmaları global olarak devam ediyor. Türkiye'ye de burada çok büyük bir pay düşüyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki döneme baktığımız zaman gezegenden bahsettik. Bizim çok uzun süre evvel tarif ettiğimiz bir maksadımız var. O da biz insanlığın yaşam standartını yükseltmeyi hedefliyoruz. Enteresan bir şirket motivasyonu. Yani hiç beyaz eşyadan, çamaşır makinesinden, buzdolabından, fırından bahsetmiyoruz. İnsanlığın yaşam standartını yükseltmek deyince bu yolculuk çok erken başladı. Biz kendi kendimize en enerji verimli ürünleri yapma yarışına girmiştik. Ondan sonra bunlar regülasyon haline geldi son 15 sene içerisinde ve elbette bu regülasyon bütün endüstrilerin, özellikle bizim sektörümüzdeki ev eşyası, çünkü hane halkının enerji tüketiminin büyük kısmını beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri oluşturuyor. İnanılmaz bir yarış başlattı ve sektör çok hızlı gelişti. Burada enerji verimini çok iyi bir yere getirdi. Ama bu yeterli değil. Çünkü gittiğimiz yol dünya olarak karanlık bir yere gidiyor. Alışkanlıklarımızı, davranışlarımızı değiştirmezsek. Dolayısıyla biz çok erken bir tarihe net sıfır hedefi koyduk, 2030 senesi. 2040'lar var, 2050'ler var ama 2060 da olabilir, 70 de olabilir öyle baktığınız zaman. Bir an evvel yapmamız lazım ki yaşam standardımız dünyanın her yerinde yükselsin. Bizim ürünlerimize erişsin insanlar veya erişmesinler. Önemi yok. Yani bizi tercih etsinler veya etmesinler. Dolayısıyla biz burada çok ciddi bir mücadele sarf ediyoruz. 2030'a kadar 8 sene var. 8 senenin bir senesini enerji tüketmeden geçirmemiz gerekiyor. Böyle yani %15 miktarında bir tasarruf yaparsak yaklaşık hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bu da global bir hedef. Sadece Türkiye için değil. Çünkü gezegen tek, atmosfer aynı. Bir yerde yapıp bir tarafta yapmamak gibi siyasi politik tercihler olamaz. Dolayısıyla kararlılıkla hangi faza olursa olsun bunu yapacağız. Elbette tüm bunları yaparken yani verimliliğimizi artırmaya çalışırken bize dijital çok destek oluyor. Yeni dijital teknolojiler. Özellikle süreçlerimizin uçtan uca kontrolü hem kaynak verimliliğini arttırıyor hem de ürünlerimizin çok daha iyi takip edilmesini sağlıyor. Takip niçin lazım? Bir tanesi bir kere en düşük karbon emisyonuyla
hane halkına vardırmamız lazım. Bir, diğeri en az kaynağı kullanarak standart bir şirket çabası. Ama çok daha önemlisi eninde sonunda o ürünün ömrünün sonu geldi tekrar kazanılabilmesi lazım ekonomiye geri. Dolayısıyla takip edebilmeniz lazım. Şu anda sektörümüzü ilgilendiren böyle bir tek ürünü ilgilendiren bir yükümlülük yok. Genel ülkenin bu konudaki regülasyonu var devletin ama biz bu konuda sorumlu hissedip uçtan uca bütün ürünlerimizi tek tek takip edebilmek istiyoruz. Demin söylediğim tekrar kaynakları ekonomiye kazandırmak ve gezegene daha yük olmamak için. Tabii aynı dijital teknolojiler bize perakendecilik konusunda da çok yardımcı oluyor. Hem de her kulvarda bir tanesi tüketici yolculuğunu yine tüketici lehine daha verimli hale getirmeye çalışarak. Nedir? Bir tanesi seçeneklere ve en doğru bilgilere en hızlı ulaşma imkanı vererek, bütün mümkün olan kanalları kullanarak, tüketiciye vararak, ilaveten organik kanalları kullanarak, yani tüketiciye empoze edilen sistemler değil, tam tersine tüketicinin talebine dayalı ve tüketicinin referans kabul edebileceği kaynaklar vesile varmamızı sağlıyor yeni dijital teknolojiler. Ve bir şey daha var, onu burada biraz detaylı söyleyeceğim. En değerli şey zaman, en değerli şey hava, en değerli şey su. Dolayısıyla bu hiçbir tanesinin israf edilmemesi lazım. Bizim cihazlarımızın yakın zamanda %25'i, 2030'a kadar da %50'sinin geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılır olmasını planlıyoruz. Ama tabii sadece ürünün mekanik tarafının, fiziki tarafının bu kadar duyarlı olması yeterli değil. Biz tüketicilerimiz elbette izin verirse ürünlerimizin %90'ından fazlasını ağa bağlanabilir hale getireceğiz yakında. Onların evlerine gitmeden uzaktan taramalarla, gerekirse cihazlarını daha verimli nasıl kullanabilirler, daha uzun ömürlü nasıl kullanabilirler ya da evlerinde vakit geçiremiyorlarsa geçirdikleri sınırlı zamanda bir randevulaşma olacaksa bir teknisyenle bir defa da eve gelindiğinde o işin çok kısa zamanda çözebilmesi için uzaktan yapılan taramalarla bütün ürünle ilgili sıkıntılar, performanssızlıklar veya ihtiyaç duyulabilecek bakımların hepsi tespit edilebilecek. Ve çok daha önemlisi bunu niye yapıyoruz? Hani diyorlar ki siz tasarruf etmek için yapıyorsunuz. Hayır, yani parayla karbondioksit problemini çözemezsiniz. O eve gereksiz yere gitmeyerek çözebilirsiniz. Bunu tüketicilerimiz çok iyi anlıyor. Çünkü biz bunu iletişimimizde kullanıyoruz. Dijital platformlarda, bütün mecralarda yaptığımız iletişimde biz en güzeli evde diyoruz. Neden? Çünkü ne yaparsanız yapın, mutfağa dem vurduğumuz sayılıyor ama hayır, mutfağa dem vurmuyoruz. Esasında biz diyoruz ki bu toplumun düzelmesi ve dengeli bir toplum haline gelmesi için esas çekirdeğinin düzelmesi lazım. Çekirdek evdir. Mutfak onun kalbidir. Orada bir denge varsa o denge hayatın her unsuruna, ondan sonra her yere yansır. Dolayısıyla saygının da en güzeli evdedir. İşin de en güzeli evdedir diyoruz, bahsediyoruz ve bu özellikle bizim için son 2,5 yılın kuvvetli bir söylemi oldu ve bu söylemi biz yurt dışına da ihraç ettik. Çünkü bir sistemi tamamen değiştirmek istiyorsanız sadece çevresel sürdürülebilirlik etkilerine bakamazsınız. Evet. Toplumu ve refahı da düşünmeniz lazım. Ancak bu üçünün topyekun yönetilebilmesi ve geliştirilmesi durumunda gerçek bir gelecek olacak hepimiz için deyip burada kapatayım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ederim. Gerçekten çok güzel inisiyatifler, iddialı inisiyatifler. Eminim ekibinizle beraber başarılı olacaksınız. Çok teşekkürler tekrardan. Mehmet Bey, sizin tarafa dönelim. Sizin tarafta bir, yani bir bilinmezlikler var silsilesi bu enerji tarafında. Demin bahsettiğiniz dalgalanma çok yüksek. Siz kendiniz bir şekilde hedge etmeye çalışıyorsunuz ama tabii yeni bilinmez geliyor sürekli denkleme. Bu anlamda geleceği nasıl planlamaya çalışıyorsunuz? Biraz bunu duymak istiyoruz. Bu anlamda 2023'te yatırımlarınız, geliştirmeleriniz neler olacak? Bir de bir sonraki dediğim gibi iki soruyu aynı anda almak isteyeceğim. Sizin enerji sektörünün dijitalleşmeye, startup ekosistemine ve yeni işlere girişinizi ve şirketin bu anlamdaki etkilerini özetleyebilirseniz çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederim. Bu kadar pozitif enerjiden sonra bir pompacı ve cam suyu üreten şirket olarak kelimelerimi çok dikkatli seçerek kullanıyorum. Fakat şaka bir yana tabii petrol ofisi deyince müşteriye dokunan kısım bizim akaryakıt dağıtım işimiz. Fakat bu petrol ofisi anonim şirketinin buzdağının üstünde kalan kısmı. Biz petrol ofisini bir akaryakıt dağıtım şirketinden ziyade bir enerji altyapı şirketi olarak algılıyoruz ve bu konuda dönüştürmeye iddialıyız. Neticede
çok saygı duyduğumuz rakiplerimizle birlikte biz bir emtia ürünü satıyoruz. Yani birkaç katkı maddesi dışında sattığımız mal aynı mal. İtiraf etmek gerekirse. Biz bu sattığımız malı rakiplerimizden ayrıştırmak adına ciklet gibi aynı temalarla tekrarlanan yüksek meblağlarla reklam vermek yerine veya köşe taşlarında yer tutmak için gayrimenkule hava parası vermek yerine teknolojik açıdan ve finansal mühendislik açısından daha akıllı olarak ayrışmayı seçiyoruz. Ve bundan sonra petrol ofisi anonim şirketini bir petrol ofisi grup şirketine dönüştürüp ana iştigal alanımız akaryakıt dağıtım işini gayrimenkule dayalı tüm altyapı yatırımlarıyla destekleyeceğiz. Stratejimizin ana parçası bu olacak. Gelecek sene için ana işimizle ilgili düşündüğümüz bazı yatırımlar var. Çok gurur duyduğumuz Amerikalı malum dört kız kardeşten biri olan Chevron'un ilk defa Amerika dışında bize teslim ettiği bir Texaco madeni yağ üretim yatırımımız var. Hem depolama tarafında hem yeni üretim bantları tarafında. Güneyde büyüyen turizm ihtiyacına göre yeni bir depolama tesisi yatırımımız var. Fakat tarafında malum artık hazine yönetimi bir iş kolu gibi 80'lerin, 90'ların yüksek enflasyon günlerinde olduğu gibi çok önemli bir hale geldi. Burada bu kadar üstad varken ben yine kelimelerimi dikkatli seçerek kullanıyorum. Petrol ofisinin etinden sütünden nasıl faydalanırız diye düşündüğümüzde bahsettiğimiz nakit akışını bir fintech şirketi üzerinden ödeme tahsilat sistemi üzerinden geçirip böyle bir değer yaratmayı düşünüyoruz. Bunun için bir oluşum gerçekleştirdik. Petrol ofisi deyince tabii dediğim gibi bizim müşteriye dokunan tarafımız akaryakıt dağıtım işi. Ama unutmamamız gerekir ki petrol ofisi bünyesinden, petrol ofisinin kuluçkasından Baba Cars gibi ikinci el araba ticaretini baştan aşağı süreçlerini yenileyen, yeni bir değer yaratan şirket ortaya çıktı. Şimdi biz bu şirketi aynen özellikle şu anda kurumsal bankacılığın kısıtlarından dolayı kredilerin ortadan kalkmasıyla destekleyecek tamamıyla dijitalleşmiş bir kredi şirketiyle destekliyoruz. Bunun için düzenleyici kurumların onayını aldık. Burada da petrol ofisinin bilançosunun cesametine güveniyoruz. Belki farkındasınız değilsiniz ama çok popüler bir oyun uygulamamız bile var. Sosyallik 3 milyon oyuncuyla bir fantezi futbol oyunu. Bu bizim kendi sadakat platformumuza entegre. Akaryakıt istasyonlarımızdan alışveriş yaptığınızda, marketlerinizden taze sandviç aldığınızda transfer bütçesi alıyorsunuz. Ve bu oyunumuzu hissedarımız Vitol'ün bulunduğu diğer coğrafyalara yaymak üzere çalışmalar içerisindeyiz. Dolayısıyla teknolojiyi, fintech'i ve finansal mühendisliği kullanarak önümüzdeki yıl gerçekleşecek hem emtia tarafında hem ülkemizin makroekonomik tarafında olası değişkenliklerine karşı hazırlamaya çalışıyoruz. Süper. Yani ben fintech dünyasında çok içinde bulunmuş bir insan olarak bu yaptığınız yatırımlara çok değer veriyorum. Kredim zaten bizle beraber aynı lisansa sahip bir şirket. Çok değerli bir ekip. Umarım bu yatırımlarınızın devamı gelir. Ben sektörü de o anlamda desteklediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Neyren Hanım. Uber eşittir mobilite aslına bakarsanız bir nevi. Bu anlamda Uber'in dünyasında mobiliteler neler oluyor? Biraz orayı anlatabilirsiniz. Ulaşım teknolojisi nasıl farklılaşıyor? Ne gibi yenilikler geliyor? Nasıl yeni modellemeler var business anlamında? Buna ilave olarak da sizin bu anlattığınız artık yeni döneminizde neler bekliyor sizi? Yeni şirketler, yeni hizmetler piyasaya girerken siz kendinizi nasıl farklılaştıracağınızı düşünüyorsunuz? Böyle bir özetleyebilirseniz çok mutlu oluruz. Tabii. Şu an için Türkiye'de hedefimiz net. Taksiyi büyütmek istiyoruz, büyütmeye devam etmek istiyoruz ve taksiye bir Uber kalitesi getirmek istiyoruz. Aslına bakarsanız bu Uber'in global stratejisiyle de çok örtüşen bir şey. Bilmediğiniz bir bilgi paylaşmak istiyorum. Uber'in dünyada 2025 yılına kadar faaliyet gösterdiği bütün şehirlerdeki taksileri platformuna ekleme hedefi var.
Yani Uber aynı zamanda bir taksi teknoloji platformu olmak da istiyor. Taksi sektörüne katma değer sağlamak istiyor. Türkiye'deki durumumuz Uber'in global stratejisiyle de örtüştüğü için Türkiye'de bu sektördeki kaliteyi artırmak amacıyla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dünyadan bazı örnekler vermek istiyorum. Örneğin İtalya'da birkaç ay önce İtalya'nın en büyük taksi şirketi IT Taksi ile bir işbirliği anlaşması yaptı Uber. Ve bu işbirliğiyle İtalya'da 80'den fazla şehirde İtalya nüfusunun %50'sine ulaşacak şekilde 12 bin taksici artık Uber platformunu kullanarak çalışıyor olacak. Yine aynı şekilde taksi işbirliklerinde büyük şehirlerden dünyada örnek vermek gerekirse yakın zamanda New York'ta, San Francisco'da, Hong Kong'da, Avrupa'da Madrid'de Uber taksi sektöründe büyük işbirliklerine imza attı. Uber'in global stratejisi böyle olunca ve Türkiye'de de çok büyük bir taksi pazarı ve ulaşımda bir şehirdeki özel ulaşımda bir ihtiyaç olunca Türkiye Uber'in çok hızlı büyüyen bu alanda büyük pazarlarından birisi haline geldi. Globalde baktığımızda da taksi Uber'in geçen yıl en hızlı büyüyen ürünü oldu. %250 büyüme göstererek taksi ürünü globalde Uber'in en hızlı büyüyen ürünü olarak kayda geçti. Türkiye'deki yakın dönemdeki hedeflerimize taksiyi büyütmek, kaliteyi geliştirmek, bunlara ek olarak şunu söylemek istiyorum. Olmadığımız şehirlere açılarak Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz şehir sayısını arttırmak istiyoruz. Ve tabii ki az önce paylaştığım gibi siyah taksi ürününü büyütmek istiyoruz. Böylece İstanbullulara aynı zamanda daha kaliteli ve konforlu bir özel ulaşım seçeneği de sağlamak istiyoruz. Dünyadaki mobilite trendlerine bakıldığında aslında Uber sadece insanları taşımıyor. Uber insanları, yiyecekleri, hatta eşyaları taşıyor. Uber Eats var pek çok büyük bir şehirde. Seçili restoranlarla çalışıyor. Uber Kurye var. Uber market alışverişlerini taşıyor. Ondan sonra Uber elektrikli araç ulaşımı konusunda çok inovatif yaklaşımlara sahip bir şirket. Uber Green ürünü var. Londra'da Uber'in 2025 yılına kadar Londra'da çalışan, Uber platformunda çalışan bütün araçları elektrikli araca çevirme hedefi var. Paris'te yine aynı dönemde Uber platformunda çalışan araçların %50'si elektrikli araca çevrilecek. Yani bu da şey demek oluyor, Uber aynı zamanda şehirlere uzun vadeli bir iş ortağı olarak yaklaşıyor. Şehirleri daha akıllı şehirler haline getirmek, daha verimli hale getirmek, araç paylaşımını arttırmak, özel araç ihtiyacını azaltarak bir araçta daha fazla kişiyi birleştirmek, böylece şehirleri daha akıllı hale getirerek trafiği de azaltmak, çevre kirliliğini de azaltmak Uber'in ana hedeflerinden bir tanesi. Son olarak da Uber Transit ürünü bazı büyük şehirlerde faaliyet gösteriyor. Uber Transit ürünüyle de o şehirdeki metro, otobüs, toplu taşıma biletlerini de alabiliyorsunuz. Türkiye'de bu bahsettiğim mobilite alanındaki bütün ürünlerin fizibilitesini yapıyoruz şu anda. Önümüzdeki sene yeni açıklamalar yapıyor olacağız. Ama tabii ki hangi ürünü hayata geçirirsek geçirelim, regülasyonlarla uyum içinde bu şekilde ilerlemek ve taksi ürünümüze ek olarak hayata geçirmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben panelist Lerime çok teşekkür ederim zamana saygı duydukları, gösterdikleri alaka ve ilgi için. Umarım keyif almışsınızdır. Çok teşekkürler. Son tarafı alabilirsem bir toplu fotoğraf rica edeceğim. Ne yapacağız? Toplu bir fotoğraf. Ha, tamam. Tabii ki. Buyurun. Yaklaşın biraz.